Aşk denilen şey anlamsız geliyor. Bendeki duygunun yanında inan yaşama sevinci sarıyor kalbimi. Beraber olunca onunla en mutsuz anımda bulurum yanımda. Uçarım göklere kolumda. Çok teşekkürler. Mersi. Tebrikler Aydın. Şöyle gel istersen. Mikrofona ihtiyacın olabilir. Niye diye sorarsan. Bana verme. Alo. Ha, pardon. İbrahim Bey. Ben konuşmak istiyorum eğer izin verirsen. Eğer haftaya burada seni görmek tabii ki isterim. Büyük de onur duyarım sen olursan gerçekten. Bir mukavve. Estağfurullah. Haftaya bana çalışırsan rahmetli Tanju Okan'ın eşyalar toplanmış. Kadınım. Söyleyebilir misin ya? Çalışabilir misin hoca? Kusura bakma Ahmet abimiz, hocamız, şefimiz, orkestra şefimiz gerçekten çok hasta. Serumlarla geldi. Sağ olun yani. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ahmet Özen'e bir moral alkış lütfen. Geçmiş olsun tekrar. Ahmet hasta olduğun için mi bazen gömlek giydin? Terim emsin diye gittim Seyfi'ye. Aydıncığım ağzına sağlık. Ya yine her hafta aynı şeyleri söylüyormuş gibi oluyorum ama her hafta biraz daha mutlu oluyorum. Salı günleri hariç. Çünkü birileri gidiyor ya gerçekten çok kötü oluyorum. Hiçbiriniz ya, buradan... Seviyor musun gidince? Hayır, kötü oluyorum salı günleri. Neden... Biz senin bu güzel sesinden bunca zaman mahrum kalmışız. Ben biraz o aradaki zamana kızıyorum ama hiçbir şey için geç kalınmamış. Sen de bunun burada bize gösteren en iyi örneklerinden birisin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sayenizde teşekkür ederim. Yani çok teşekkürler. Niye o şarkıyı özellikle istedim? Çünkü çok iyi bir yorumcusun. Ustasın. Gerçekten ustasın. Kolay kolay herkese de usta demem. Biliyorum. Ben şimdi bu şarkıdan mesela ben pek fazla anlamadım. Aslında çalışırken yani biraz ben de daha pek halk anlamadım. Tipi değildi. Yani biraz daha halk tipi değildi sanki gibi evet, geliyor bana. Öbür hafta da şeyi oku. Dürüye'nin güğümleri kadar. İyi oldu. İstersen şey olsun, kadifeden kesesin. Flash Dance diye bir film vardı. Hiç duydunuz mu? Ne? Flash Dance. Flash Dance evet. Onun şarkısıydı. O filmin müziğiydi. Filmi duymadım, seyrettim. Ha, işte onun müziği de ona Türkçe sözü. Ben de bilmiyorum. O nasıl bir o kızın dansı? Ya. Nasıl olacak? İşte. Bir klip daha var peki. Üzür dilerim, açılmışken. Konuşun, sohbet edin. Hayır, ciddi söylüyorum. Bir klip seyrettim. Klip miydi? Filmin içinden bir sahne miydi bilmiyorum. Başka yeni bu. Abi, böyle bir müzikle oturan, bu kadar güzel bir... Yani ben hayatımda böyle yeni ağzıma... Yeni mi? Yeni mi? Yeni. Yani bir ay, 1,5 ay evvel seyrettim. Böyle Allah bir şey yok. Yemin billah hiç ediyorum. Hatırlamıyor musunuz ismini? Hiç ismini hatırlamıyorum ve herhalde seyreden de yok. Şok oldum. Peki, nerede seyredin? Kendimi çözdürene kadar akla karaysın. Siz devam edin. Peki onu araştıralım, bulalım. Bizler de izleyelim. Siz devam edin. Seyfi Bey, Aydın için görüşleriniz nelerdir? Jürilikten çıktık ya Rabbim. Jürilikten çıktık artık. Sen çıkabilirsin, biz içindeyiz. İçinde olduğunu zannediyorsun. Keşke çıksan. Keşke sen çıksan. Kurtulsak senden. O zaman soralım, halka soralım. Halka sorma şimdi. Tabii ki 75 yaşındaki adamı tutacaklar. Hayır. Şimdi Seyfi halka, Bey, İbrahim Bey, ikinizin de yeri halka ayrı. Halka soralım dersem ben de senden tarafa geçerim. Niye? Tabii seni destekleyeceğim. Seyfi Dursunoğlu kolay mı bulunuyor Allah aşkına? Canım, sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey soracağım size. Buyurun. Biraz sohbet etmek istiyoruz biz. Peki Deniz Hanım. Vallahi şaka bir tarafa. Siz yıllardır Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin olarak iki ayrı kimlikte 35-40 yılın sahne üzerinde geçti. Niye bu 40 yılınızı kitaphaneye dönüştürmüyorsunuz? Evet. Valla. Ne hikayeler vardı size? Alfa yayınları Haziran'da hayatımın kitabını çıkarıyor. Ciddi misin? Evet. Bizde olacak mıyız o kitabın bir bölümünde? Var, herkes var. İbrahim'e 14 sayfa ayıracak. Biz yetiştik mi yani sonuna? Evet, ne güzel kitap geliyor o zaman Haziran ayında. Merakla bekliyoruz biz de. Evet. Çünkü ben 14 sayfa olmayıp bir sayfa olsam o kitap satmayacak da ondan. Evet. Kitabın geri kalan 300 sayfasında kim bilir neler var. Seyfi Bey, Aydın'la ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Aydın'la ilgili görüşlerimi ilk günden beri söyledim. Herkes de biliyor. Aydın benim favorim. Aydın gayet güzel okuyor. Biraz yakışıklı olsa ne olurdu ya Rabbim. Sesinin yanı sıra sahnedeki hakimiyeti, sahnedeki şovuyla ilgili neler? Her şey çok güzel ama ben klibini izlemem, kasetini alırım zannediyorum. Ve çok ilginçtir. Hiç kimsenin gözünün altında ben yoktur. Bunun sol gözünün altında ben var. Evet. Annen hamileyken nereye baktı bilemiyorum. Aydın harika, bana göre teşekkür ederim. Harika. Teşekkür ederim. Ve Allah korusun bir kaza olur da bir şey olur da eğlenirse eğer, o zaman ben hakikaten giderim. Perişan oluruz. Hakikaten giderim. Gider. Önümüzdeki hafta eğleniyor zaten, istersen git. Öyle mi? Senin istediğin şarkıyı okursa eğlenir tabii. Sizi bırakmıyoruz efendim hiçbir yere. Yok canım, teşekkür ediyoruz. Gitmek diye bir şey yok ama inanın ki çok üzülürüm. Ben Aydın gibi bir sesi, bir yorumu kolay kolay bulabileceğimizi zannetmiyorum. Teşekkür ederim sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Garo Mafyan neler söyleyecek? Garo Mafyan baştan söylemişti zaten Aydın hakkında bütün söyleyeceklerini. Hepimiz gibi Aydın bir kere çok iyi bir şarkıcısın. Hakikaten iyi şarkıcısın. Teşekkür ederim. Bunu söylerken bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak iftihar ederim. Ben mesela geçen hafta başka bir şey söylemiştim, herkes başka bir şey yazdı. Ben de hata yapabilirim demiştim. Hatta bir parçaya yanlış girdim, Fatih söylerken demiştim. Fatih detone oldu filan demişler, böyle bir şey olmaz. Sen profesyonel bir şarkıcısın. Ben jüri arkadaşlarıma bir tek şekilde katılmıyorum. Mutlaka sonuna kadar gideceksin de çok iyi şarkıcısın ama elendiğin anda bir şey fark etmeyecek hayatında senin. Çünkü sen çok iyi bir şarkıcısın. Ve her geçen gün daha da iyi olacak Aydın. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Öyleyse Aydın için 101 101 cep telefonlarına tuşlanıyor ve 29.55'e kısa mesaj gönderiyor. Almanya'dan 87.777'ye gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Sıcak Oda ve Osman Tan. Sıcak Oda konuşuyor şu anda. Aydın'ı biz de hatırlatalım. Aydın için 101 yazıyorsunuz, cep telefonlarınıza 29.55'e gönderiyorsunuz. Almanya'dan 87.777 ve yanında Aylin var. Aylin'de ben bu hafta bazı değişiklikler görüyorum. Daha bir büyümüş sanki, öyle mi? Evet, haklısın. Bir haftada büyünür mü Aylin? Evet. Nasıl olur? Her gün büyüyorsun, biliyor musun? Aman Tanrım, böyle bir hazır cevap ki Aylin, inanılmaz bir şey. Tabii İbrahim Tatlıses'te antrenman yapa değil mi? Bir şey demeyeceğim. Evet, Aylin biliyorsunuz biraz karışık işte Kıbrıs, Avustralya, Ankara ama Kıbrıs'tan bize telefonlar geliyor. Aman Aylin'imize iyi bakın diyorlar. Biz bütün yarışmacılarımıza ve Aylin'e iyi bakıyoruz değil mi Aylin'cim burada? Tabii ki, her zaman. Ama yavru vatana da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hadi bakalım Aylin'iniz geliyor. Alkışlar Aylin için. Alkışlar Aylin için. Söz müzik Tarkan, İnci Tanem ve Aylin sahnede.